Kendiniz yapın kalfanıza. Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi öncülüğünde uzman eczacılık dernekleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının başında konuşma yapan TEP 2. Başkanı Eczacı Sinan Usta, uzmanlık derneklerinin mesleğimiz için yaptıklarının çok değerli olduğunu, bu toplantının hem bir tanışma hem de dernekler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Bu toplantı serisinin bir başlangıcı olmalı bu. Bundan sonra da belli periyotlar. Toplantının öncülerinden olan TEP Akademi'nin başkanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay, Eczacılık Akademisi olarak çeşitli eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimlerin olduğu bir havuzumuz mevcuttur. Biz sizden eğitimci olarak bu havuzlara destek vermenizi istiyoruz diyerek bu konuda derneklerden gelecek taleplere açık olduğunu dile getirdi. Toplantımızı yapacağız. Eczacılık kongrelerinin çok ilginç bir özelliği var. Türkiye'deki birçok... Toplantıda ilerleyen bir tarihte tekrardan bir araya gelinmesinin uygun olacağı kararı verildi. Hale geldi. Dolayısıyla bunların yani bazen çok çalışma oluyor, çok çaba oluyor ama... Toplantıyla ilgili fikirlerini belirten uzmanlık dernekleri yönetim kurulu üyeleri toplantının gerçekleşmesinden çok memnun kaldıklarını belirttiler. Klinik Eczacılık Derneği bir taraftan klinik eczacılığın bilimsel içeriğine katkıda bulunurken öbür taraftan da serbest eczacıların günlük yaşamda kullandığı içeriği zenginleştirmeye, serbest eczacılığı daha bilimsel hale getirmeye uğraşıyor. Bugünkü toplantı açıkçası farklı derneklerin bir araya gelmesi ve birbirini tanıması açısından çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Hem birbirimizi tanıdık hem herkes neyi amaçladığını orada ifade etmiş oldu. Faaliyetlerinden bahsetti. Öbür taraftan da biz bir üst meslek örgütüne TEB'e nasıl katkıda bulunabiliriz onu konuşmuş olduk. Bu açılardan bence çok faydalı oldu. Devamında mutlaka iyi işbirlikleri getirecektir diye düşünüyorum ki herkes de bunu ifade etti. Sağ olsun Türk Eczacılar Birliği bizi buraya çağırdı, davet etti. Fikirlerimizi alabilmek adına hem de diğer meslektaşlarımızı, farklı derneklerdeki insanları görme şansımız oldu. Tanıma şansımız oldu. Çalışma alanlarını, ortak çalışabileceğimiz alanları görmüş olduk. Bu anlamda çok değerli ve çok kıymetliydi. Arada uzun bir süre Türk Eczacılar Birliği ile bu tarz dal, uzmanlaşmış dal konu, dal organizasyonları bir araya gelmemişti. Bu anlamda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Toplantının da çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Herkes çok rahat ifade edebildi kendisini. Buna imkan sağlayan başkana da Tayfun Bey'e de çok hakikaten teşekkür etmek lazım. Ümit ediyorum eğer bu sürekliliği devam ederse bu toplantılarının yavaş yavaş ilişkilerin daha sıkılaşmasıyla beraber hem akademinin bilimsel ve aynı zamanda ihtiyaca yönelik eğitimlerindeki artış, kalite artışı yükselecektir. Hem de hani bu alanda çalışan insanlar biraz daha önde giderken gençlerin de bu işin içerisine girmesi, onların da merak edip bu işin içerisinde bulunması, onların da alıp devam ettirebilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederim davetiniz için de. Sağ olun. Eczacılık Tarihi Araştırma Derneği'nin kurucusu ve kurul başkanı olarak burada bulunuyorum. Sanırım bu dernekler içinde en yeni olan bizim derneğimiz. 2014 yılında kurulduk. Böyle bir davet alınca açıkçası çok sevindim. Ve burada bu kadar çok bilimsel dernek olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlarla da tanışmaktan çok mutlu oldum. Biz eczacılık tarihi alanında çalışmak isteyen gençleri desteklemek için, kitaplar çıkarmak için, konuşmalar, konferanslar düzenlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu toplantı sonucunda biraz daha ümitliyim. Diğer derneklerle de işbirliği içinde daha çok ulaşabileceğimizi düşünüyorum eczacılara.